gelmedi. Bir şey diyeceğim ben de. Dur artık. Mustafa şunlara bir bakabilir misin? Bak şunlar Levent okuyor. Levent'in yenisi çıkmış. Bak bakalım. Evet. Tamam bakalım. 100 lira. Üzerine düşünmemiz lazım. İyiliği nasıl baş tacı edeceğiz? Kötülüğü nasıl gerileteceğiz? Bunların üzerine insanlık değerleri ayaklar altına alınıyor. Yakın zamanda ülkemize de bazı üzücü olaylar oldu. Olmayan kişi, vicdanı olmayan kişi kişilik bozukluğudur. İnsan evladı dünyaya iyi bir varlık olarak doğar. Biz büyürüz, dünya kirlenir. En acısını anlamaya dönük bir mekanizma zaten mevcuttur. Her birimiz beynimizde yer alan işte ayna nöron deniyor. T tekne gibi, T ona benzer, S ona benzer. C'nin karnı yarım, H ona benzer, F ona benzer. Dalın beli bükük, Z ona benzer. R kemik... Oradan bana gelinceye kadar ezberlerdi. Hayret Rana, nasıl veremiyorsun sen? 20 sene İngilizce okuyup da İngilizce okutamamak şimdi var. Osmanlı veriyordu eğitimi. Eğitimini İngilizler yazdırdı. Haritalarını cetvelle çizmiş gibi haritaları çizer İngiliz sana ülke verdiği zaman eğitimini de verdi. Güzel vakit geçiriyorum. Çok güzel buldum. Çok güzel kitaplar aldım. Başkanınıza teşekkür ediyorum. Çok güzel. Beğendim. Ama çocukların böyle ortamlarda kitapları görmeleri, kitapları nasıl diyelim, insanların beğeniyle takip etmeleri, hoşlarına gittiklerini, kitap dünyasının çok geniş bir alan olduğunu, farkında olmalarını sağladığını düşünüyorum. Bugün geldik biz de. Şu anda dolaşıyoruz. İlk gün oldukça kalabalık ama esasında bu kalabalıklık sadece ilk günde değil, hakikaten son günde bile devam ediyor. Artık Konya bir kültür şehri. Konya kitap günlerini uzun zamandır takip ediyorum. Mümkün olduğunca her sene kendim geliyorum, daha sonra çocuklarımı da getiriyorum. Bu yönüyle çok güzel bir organizasyon. Özellikle böylesine ferah bir alan içerisinde hem bina olarak hem otopark olarak güzel bir organizasyon. Bu yönüyle Büyükşehir Belediye'mizi tebrik ediyorum.